Merhabalar, ben Gizem. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine odamla ilgili bir dekorasyon videosu çekeceğim. Oda düzenleme demeyeyim tam olarak ama çalışma masamın üzerinde birazcık değişikliğe gideceğim. Mousepad yapacağım kendime. Bir de bardak altlığı yapacağım eğer kumaşım artarsa. Birçok yerden elimize hediye, promosyon, mousepadler, bardak altlıkları geliyor. Pek de kullanılması olmuyorlar. Odamızın dekorasyonuna uymuyor, salonumuzun dekorasyonuna uymuyor. Ben bunları birazcık revize etmeye karar verdim. Hem de odamda daha fresh bir görünüme sahip olmuş olacağım. İstiyorsanız kullanacağım malzemelerle birlikte yapımına başlayalım. Malzemeler bu kadar az. Bir parça kumaş aldım. Ankara'da olanlar için Şık Düğme'den aldım ben. Bu küçük parça kumaşı 6,5 liraydı. Güzel gözüktü. Hani çok taze bir görüntüsü var kumaşın. O yüzden bu kumaşı seçtim. Elimde iki tane mousepad var. Biri iyice yumuşak bir şey. Zaten ince bir kumaş gibi. Bunun üstüne bir kat daha geçmiş olacağım. Diğeri de yine Anne Epe yazımının varmış olduğu bir mousepad. Bunun üst zamazingosu çıkıyor. Altında şöyle yine bundan daha kalın bir kumaş zemin kalıyor. Onun üzerine yine bir kat daha kumaş geçmiş olacağım. Ve böyle iki tane bardak altlığım var. Bunların üzerine ben daha önce zaten gözüme güzel gözükmediği için çıktı alıp yapıştırmıştım desenleri. Ama hepsi nasıl olduysa demek ki yapıştırmasını becerememişim. Devamı da var aslında. Böyle yapıştırıcı sürdüğüm yerler çıktı. O yüzden bu sefer bunları yapıştırmak için beyaz tutkal kullanacağım. Sürmek için. Fırçam var, kalemim var. Makasımı almamışım yanıma. Onu fark ettim. Bir de kumaşımı kesmek için makasa ihtiyacım olacak. Malzemelerim bu kadar. Kumaşımı açarak başlıyorum. Kumaşımın büyüklüğünün ne kadar olduğuna bakacağım. Ona göre ne kadar zemin kaplayacağıma karar vereceğim. Ki mousepad'i de kaplamaya bilirim. Diyecektim ki zaten kumaşımın genişliği bu kadarmış. Şimdi şöyle üstün körü bir ölçsem. Bakalım ne kadar yer kaplayabiliyorum. Evet, tamam. İki mousepad'i de kaplarsam şöyle burada bardak altlıklarımı da kaplamak için iki tane yapsam yeter zaten. Kumaşım kalmış olacak. O zaman şimdi ben bunları ölçüyorum ve daha sonra kesip geliyorum. Aksaklıklar yaşamış olsam da mousepad'imle bardak altlığımın yapımını bitirdim. Umarım bu video size fikir vermiştir. Umarım sizler de evinizde dener ve benim yaptığım hataları yapmadan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz bu projeyi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı beğendiyseniz abone lütfen olun, beni çok mutlu edersiniz. Kumaş yapıştırmak için başka ne kullanabilirdim? Bir fikriniz varsa, biliyorsanız eğer, lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Çünkü ben gerçekten zorlandım kumaşları yapıştırırken. Ve başka denemem gerektiğini düşündüğünüz kendi yap projeleri varsa lütfen onları da yazın. Elimden geldiğince yapmayı denerim.
İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.